2017 yılında Amerika'da ilk Work and Travel programımı yaptım. 2018 yılında Amerika'ya ikinci kez Work and Travel programıyla gitmek için İstanbul ABD Başkonsolosluğu'na başvurdum. Vize görüşmem yapıldı ve Amerika'ya gitmeye hak kazandım. Vizem pasportuma basıldı ve elime ulaştı. Lakin Amerika'ya gitmeme bir ay kala İstanbul Konsolosluğu'ndan arandım. Ve tüm sosyal medya hesaplarımın apaçık izlendiğini, Whatsapp'taki gruplardaki konuşmalarımın detaylarını her şeyi okuduklarını söylediler. Konuşmalarımda ise hiçbir tehlike arz eden bir şey yoktu. Sadece tek suçum dil eğitimi araştırmaları yapmıştım ve birkaç okul ile yazışmalar yaptım. Böylece konsolosluk beni tekrar görüşmeye davet etti. Tek tek her şeyi anlattılar. Ve vermiş oldukları vizeyi umutlarımla birlikte geri aldıklarını söylediler. Ve konsolosluk bu durumu göz önüne alarak pasaportuma işlemiş vizemi iptal ettiğini söyledi. Bu yüzden maddi olarak onca zarar ve ziyana uğradım. Bu durumda özel hayatımın ihlali suçundan herhangi bir dava söz konusu olabilir mi? Haklarım var mıdır diye bu değerli takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Amerikan konsolosluğunun kişilere vize verirken böyle bir vize verme zorunlulukları yok. Ve verdikleri vizeyi de alabilme hakları var, İptal edebilme hakları var ve siz o vizeyle Amerika'ya bile girerken e, kapıdaki görevliler tarafından geri çevrilme e, durumu olabilir. Dolayısıyla e, bu açıdan hani verdikleri vizeyi alabilirler, bunun itirazı bir durum yok, teke bulabilecek, tekrar bir vize başvurusu yapmak olur. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Siz work and travel şeyine başvururken ki amacınız eğitim değil. Tam tersi buraya kısa süreli çalışma ve gezme amacıyla geliyor olduğunuzdur. Sizin sosyal medya hesaplarınız ya da grup üzerinde yaptığınız whatsapplar eğer halka açıksa Maalesef o zaman çok fazla özel hayatın ihlalinden bahsetmek çok zor. Çünkü özellikle bahsettiğiniz WhatsApp gruplarını biliyorsunuz yüzlerce kişi görebiliyor. E tabii bu noktada anlaşılan bu tip WhatsApp gruplarını e, konsolsta takibe alabiliyor ve dolayısıyla oradaki yazan kişilerin durumunu anlamaya çalışabiliyor. Dolayısıyla sosyal medya ya da bu tip ortamlar da e, tabii ki bulunmak gayet doğal e, ama sizin bu noktadaki giriş niyetinizi tersi bir duruma etkilediği için maalesef e, üzücü bir sonuçla karşı karşıya kalmış durumdasınız. Buradan çıkarılacak ders e, şu olabilir diye düşünüyorum. Özellikle ne tür bir vizeye başvuruyorsanız o amaçla geliyorsunuzdur. Daha sonrakiler sonra düşünülecek şeylerdir. İkincisi de tabii ki sosyal medya artık takip edilen en önemli araçlardan biri haline geldi. Ve dolayısıyla bu tip mecralarda ne söylendiğine de dikkat etmekte fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.